Merhaba değerli izleyiciler. Bugün bir cümle-i tevhid, tevhid cümlesi üzerinde çok kısa olarak duralım diye düşündüm. Tevhid, şu alemi yaratan Rabbimizin mutlak anlamda birliğini, onun sonsuzluğunu, mutlakiyetini ifade ediyor ya, bunu ifade eden çok hamd, tesbih ve tehlil ifadeleri var. Bunların en meşhuru, yani kelime-i tevhid diye bildiğimiz La ilahe illallah lafzıdır ve bunun ifade ettiği hakikattir. Ama başka tevhid cümleleri de var. Bunlardan birisi hepimizin neredeyse ezbere bildiği meşhur bir tehlil diye de anılan cümle-i tevhiddir. Bu mektubatta, 20. mektupta da yer alan, manasıyla, tefsiriyle açıklanan çok önemli bir tehlil ifadesi, bir cümle-i tevhid diye ifadeyle ona çok kısa olarak değinelim diye düşündüm. Nedir o? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülk ve lehul hamd yuhyi ve yumid ve hu hayyun la yamud bi yedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Mektubatın başında şöyle 20. mektubun başında şöyle bir kayıt var bununla ilgili olarak. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok faziletli bulunan, fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahihada, sahih bir rivayette ismi azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin, şu tevhid cümlesinin 11 kelimesi var. Şimdi ben de tam burayla ilgili bu 7 dakikada bir iki hususu paylaşayım diye düşündüm. Gerçekten hadislere baktığımız zaman Resulullah'tan nakledilen aleyhissalatü vesselam bu tevhid cümlesiyle ilgili olarak çok teşvik edici, sabah ve akşam okumaya çok bizi özendirici rivayetler bulunduğunu görüyoruz, gördüm. Bunlardan birisi mesela şöyle diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, bir kimse namazdan sonra henüz namazdan kalkmadan sena vaziyetinde iken teşehhüde oturduğumuz hale kastediyor. Bu tevhid cümlesini okursa 10 defa, yani la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumid ve vuhayun la yamud biyedil hayr ve vela kuşin kadir ve ileyhil masir. Biraz kısaltmalar da var bazı rivayetlerde. Bu tevhid cümlesini okursa 10 defa, hem sabah namazından sonra hem de akşam namazından sonra, bir, 10 sevap, 10 hasene yazılır. 2, 10 günahı, hatası silinir. 3, derecesi 10 kat artırılır. 4, istemediği, kerih olan şeye yaklaşmaya bir zırh olur bu. 5, aynı zamanda şeytandan da muhafaza olunmaya bir kalkan teşkil eder bu diyor. Ne kadar bizi teşvik eden hayra, ne kadar bizi sabah ve akşam bu tevhid cümlesini okumaya özendiren rivayet diye gözüküyor. Az bir netice değil. 10 hasene yazılıyor. 10 günah siliniyor. Derece 10 kat artıyor. Ondan sonra istenmeyen, kerih olan şeylerden korunmaya bir kalkan teşkil ediyor. Şeytandan korunmak için de bir zırh vazifesini görüyor diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Demek ki mümkün mertebe sabah ve akşam namazlarından sonra 10 defa biz ya da 10'a defa bu tevhid cümlesini okumalıyız diye anlaşılıyor. Peki bu tevhid cümlesini sadece namazlarda sabah ve akşam namazın ardından onları da okumakla iktifa mı edeceğiz? Hayır. Her zaman okuyabiliriz. İstediğimiz sayıda okuyabiliriz. Nitekim bununla alakalı aynı tevhid cümlesiyle ilgili başka rivayetler de var. Yine meşhur bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bir kimse 100 defa günde bu tevhid cümlesini, yani la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir kısası, bunu okursa eğer İsmail'in
aleyhisselam evladından 10 köleyi azat etmiş gibi sevaba vasıftır. 100 lafa olsun. 100 günahı silinir, 100 sevap kaydolunur ve en çok, en güzel, en faziletli amel isteyen insanlardan birisi olur o. Onu adeta kimse geçemez. Ancak bunu daha fazla okuyan bir kimse geçmiş olur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Buradan şunu anlıyoruz. Bu tevhid cümlesini hem akşam ve sabah namazlarından sonra 10'a defa okuyabiliriz, hem günde 100 defa okuyabiliriz. Peki niye bu kadar faziletli bu tevhid cümlesi diye baktığımızda doğrudan doğruya bunun manasıyla ihtiva ettiği ve işaret ettiği hakikatlerle ilişkili olduğunu anlıyoruz. İşte bunun manasını, anlamını, anlam genişliğini nasıl anlayabiliriz sorusunun cevabını da 20. mektupta biz buluyoruz. 20. mektup gayet detaylı bir şekilde hem rububiyete nasıl işaret ediyor, tevhide nasıl işaret ediyor, hem insan ruhuna nasıl nefes aldırıyor, nasıl insan ruhuna, insan duygularına müjde dolu beşaretler veriyor. Bu 11 kelimeden oluşan tevhid cümlesi, onu okuyoruz. Dolayısıyla bugün buna bir giriş olsun diye genel işaretlemelerde bulunmakla ittifa edelim diye düşündüm. Çünkü bu kelimeyi tevhidin, bu tevhid kelimatının diyelim, kelimelerinin, cümlelerinin ya da tek bir ifadeyle tevhid cümlesinin 11 kelimesinin izahına girildiği zaman gerçekten ne muhteşem hakikatlere işaret ettiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. O halde ben bu vesileyle hiç uzatmadan söylemek istediğim husus bir, sabah ve akşam mutlaka bunları okumaya çalış. Namazdan kalkmadan sabah namazından 10 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumiyit ve huve hayyun la yemut yedil hayr ve huve la kulişin kadir ve ileyhil masir diye okuyor. Akşam namazından sonra namazdan kalkmadan aynı şekilde bunu okuyor. İki, günün herhangi bir saatinde şartların müsaitse yolda giderken gelirken 100 defa yine bu cümle-i tevhidi okuyalım. Üç, bu cümle-i tevhidin ifade ettiği manalara nüfuz etmeye çalışmak için de mektubattan 20. mektubu okumaya, anlamaya çalışalım. Zaman zaman tekrarlayarak da bu manalarla ilişkimizi artırmaya çalışalım.